Evet, merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ATP'yi işlemiştik. ATP'nin yapısından, hidrolizinden bahsetmiştik. ATP üretim yollarından kısaca bahsetmiştik. Şimdi artık temel olarak hücresel solunuma geçmiş oluyoruz. Hücresel solunum nedir? Aşamaları nelerdir? Bu aşamalar nerelerde gerçekleşir? Özellikle burada mitokondriden de bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde hücresel solunumu bitireceğiz. Hücresel solunum bittikten sonra da inşallah fotosentez konusuna geçiş yapacağız. Tabi hücresel solunumu biz hem oksijenli hem de oksijensiz solunum olarak işleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden birazcık uzun sürecek. Özellikle videoları kısa tuttuğum için hani çok sıkılmayın diye, hem de ben de hani uzun süre video çekemiyorum. Malum çocuktan dolayı sadece 20 dakikalık, 25 dakikalık, en fazla 30 dakikalık videolar çekebiliyorum. Bu yüzden de videolarımız biraz fazla olacak ama sizi sıkmayacak arkadaşlar. Zaten bir kişinin de kendimden pay biçeyim. Bir derse odaklanma süremiz en fazla yarım saat falandır. Hani daha fazlasında illaki insanın dikkati dağılıyor. Çevrede herhangi bir rahatsız edici etmen olmamasına rağmen arkadaşlar dikkatimiz kısa sürede dağılabiliyor. Şunu da söyleyeyim. Abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi başlayalım. Hücresel solunum. Şimdi arkadaşlar, hücresel solunum derken biz iki olay göreceğiz burada. Bunlardan bir tanesi fermantasyon, diğeri de aerobik solunumdur. Yani oksijenli solunumdur. İlk önce bunların kısaca bir tanımını yapalım. Daha sonra birazcık kimyaya gireceğiz arkadaşlar. Redox tepkimelerinden bahsedeceğiz. Sonra NAD koenziminden ve ETS'den bahsedeceğiz. Bunlar sadece bizim için birer hazırlık. Neden? Çünkü konuyu daha iyi anlayabilmemiz için başlangıçta bu hazırlığı yapmamız gerekiyor. Yani bu video birazcık bizim için hazırlık videosu olacak. Bu videoyu mutlaka dinleyin. Direkt diğer videoya atlamayın. Çünkü önemli şeyler söyleyeceğim burada. Arkadaşlar, ilk olarak fermantasyon ne demek? Fermantasyon. Oksijensiz solunumun bir çeşididir arkadaşlar, fermantasyon. Şimdi biz solunumu oksijenli ve oksijensiz solunum olarak ikiye ayırıyoruz, hücresel solunumu. Fermantasyon oksijensiz solunumun bir çeşididir. Şekerlerin ya da diğer organik moleküllerin arkadaşlar, genellikle şekerler üzerinden gösteriyoruz zaten. Oksijen kullanılmadan kısmen yakıldığı katabolik bir olaydır. Bakın, kısmen yakıldığı. Neden kısmen diyorum? Çünkü tamamen inorganik bileşiklere kadar parçalanmıyor. Ya etil alkole kadar ya da laktik asite kadar parçalandığı için kısmen yakıldığı katabolik süreçtir diyoruz. O zaman yazalım. Şekerlerin ya da diğer organik moleküllerin kısmen yakıldığı katabolik bir süreçtir. Şunu yazmayı unuttum. Oksijen kullanılmaz arkadaşlar. Bu şekilde bir katabolik süreç. Gelelim aerobik solunuma. Aerobik solunum. Yani oksijenli solunum. Aerobik solunum ise organik bileşiklerin oksijen kullanılarak arkadaşlar yakıldığı, enerji üretildiği bir süreçtir. O zaman yazalım. Şekerlerin ya da diğer organik moleküllerin oksijen kullanılarak yakıldığı katabolik süreçtir. Arkadaşlar, burada oksijen direkt olarak kullanılmıyor. Bakın, buna kesinlikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Direkt olarak oksijenle yanma olayı yok. Yani bir
Ateş gibi düşünmeyin bu olayı. Oksijen burada son elektron alıcısı olarak kullanılıyor. Yani bir reaktan, hani tepkimeye girmiş bir madde olarak düşünün. Bu şekilde kullanılıyor ve ona göre basamak basamak, hani birden enerji üretilmiyor, basamak basamak üretilerek devam ediyor. Ve en sonda oksijenin son elektron alıcısı özelliği kullanılarak su oluşturuluyor ve enerji üretilmiş oluyor arkadaşlar. Bu yüzden dediğim gibi direkt olarak oksijenle yanma olayı yok. Eğer öyle bir şey olsaydı vücudumuz ateş gibi yanardı arkadaşlar. Şimdi aerobik solunumun C6, H12, O6. Daha sonra 6 tane oksijen devreye girer. 6 karbondioksit, 6 su ve enerji üretilir. Arkadaşlar bu enerjinin bir kısmı ATP'ye dönüşür. Diğer kısmı da neye dönüşüyordu? Isıya dönüşüyordu. Bu ısı sayesinde zaten vücut sıcaklığımız, vücut ısımız dengelenmiş oluyordu. ATP ile de bizim hücresel faaliyetlerimiz gerçekleşiyor. Şimdi burada bakın solunum mekanizmalarını size anlatmadan önce redoks tepkimelerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü burada elektron alma, elektron verme olayları var. Bu elektron alıp verme olaylarını daha iyi anlayabilmemiz için redoks tepkimelerinden bahsetmemiz gerekiyor. Şöyle redoks tepkimeleri diyorum. Redoks tepkimeleri arkadaşlar iki şekildedir. Oksidasyon ve redüksiyon. Nedir bunlar? Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar redoks tepkimeleri elektronun alınıp ve verildiği tepkimelerdir. Biz bunlara oksidasyon redüksiyon diyeceğiz. Elektron veriliyorsa eğer, elektron kaybediliyorsa oksidasyondur. Elektron alınıyorsa redüksiyondur arkadaşlar. Bir tepkimede hem elektron alınıp hem elektron verildiği için oksidasyon ve redüksiyon birlikte gerçekleşir. O zaman şöyle bir redoks tepkimesinin tanımını yazalım. Neymiş redoks tepkimesi? Kimyasal bir tepkimede bir reaktan dediği tepkimeye giren madde arkadaşlar. Bir reaktandan diğerine bir ya da daha fazla elektronu kısaca şu şekilde göstereceğiz. Aktarılmasına redoks tepkimesi denir. Arkadaşlar, dediğimiz gibi bir tepkimede bileşiğin elektron kaybetmesine biz oksidasyon, elektron kazanmasına ise redüksiyon diyoruz. O zaman yazalım. Bir tepkimede bileşiğin elektron kaybetmesine, bakın kısaca yazıyorum, uzun uzun yazmayacağım. Kaybetmesine oksidasyon, kazanmasına redüksiyon denir. Bu kelimeleri iyi öğrenmemiz lazım. Çünkü okside olur, redüklenir gibi kelimeler geçecek ilerleyen zamanlarda. O yüzden iyice öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi buna bir örnek verelim. Arkadaşlar yani genel bir tanımla gösterirsek eğer bakın bunu. Şimdi X'in yanında elektron var. Artı bir de Y bileşiği tepkimeye girmiş. Daha sonra bu elektron bakın X elektronunu kaybediyor. Artı Y elektronunu kazanıyor. Yani buradaki elektron kime gidiyor? Y'ye gidiyor. Arkadaşlar buradaki X'in elektron kaybetmesi olayını oksitleme diyoruz. X molekülü ne yaptı? Oksitlendi. Y'nin elektron kazanmasına ise ne diyoruz? Redükleme diyoruz. Redüklenir. Yani çünkü neden? Elektron aldı. Oksitlendi, redüklendi. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Elektronu varken elektronunu kaybetti. Elektronu yokken elektron kazandı. O zaman ne oldu? Redüklendi diyoruz. Evet. Şimdi dediğimiz gibi elektron aktarımı arkadaşlar hem bir alıcı olması gerekiyor hem de bir verici olması gerekiyor.
Bu yüzden oksitlenme ve redüklenme aynı tepkime içerisinde gerçekleşir. Şimdi ben bunu hücresel solunumda gösterirsem, bakın besin molekülleri için gösterirsek arkadaşlar, önce şöyle yazalım. Bakın C6, H12, O6 artı 6 tane oksijen dedik. Karbondioksit 6 tane artı 6 tane su. Buradaki enerjiyi göstermiyorum. Şimdi burada ne olacak arkadaşlar? Burada besinde bulunan elektronlar nereye gidecek? Bakın besin elektron kaybedecek ve bu elektronu karbondioksite aktaracak arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne olacak? Besin okside olacak. Okside olur veya oksitlenir. Buradaki oksijen de arkadaşlar elektron kazanarak neye dönüşecek? Suya dönüşecek. Bakın hem hidrojen katacak hem de elektron kazanacak. Dolayısıyla bu da ne olacak? Redüklenir. Yani elektron kazanır diyoruz. Yani hücresel solunumda bu oksitlenme, redüklenme dediğimiz olay bu şekilde. Açıklama olarak da şöyle yazayım. Glikoz da deniliyor, glikoz da deniliyor. Aynı şey arkadaşlar, fark etmiyor. Oksitlenir. Oksijen redüklenir. Oksijen redüklenir. Arkadaşlar elektronlar burada aktarım yapılırken potansiyel enerjilerini kaybediyorlar. Ve bu sayede de bir enerji açığa çıkıyor. İşte biz bu enerjiye zaten ATP enerjisi diyoruz. Onu da yazalım. Elektronlar potansiyel enerji kaybederler. Şimdi her maddenin sonuçta kendi üzerinde bir potansiyel enerjisi vardır. Bu enerjiyi kaybediyorlar arkadaşlar. Kaybederler ve potansiyel kaybederler yazmışım. Potansiyel enerji kaybederler ve enerji açığa çıkar. Enerji açığa çıkar. Evet, bu şekilde bizim redoks tepkimelerimiz. Şimdi burada bir de size NAD ve ETS'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. NAD koenzimini çok kullanacağız. ETS'den de çok bahsedeceğiz. O yüzden bu ikisinden bahsedelim. Daha sonra bu videoyu burada bitirelim. Hücresel solunum basamaklarına bir sonraki videoda geçiş yapalım. Yani glikoliz evresinden başlayalım. Şimdi şöyle başlık yazıyorum yine. NAD artı ETS. Ya da V yazayım buraya karışmasın. NAD ve ETS. Arkadaşlar, şimdi besinlerden ayrılan hidrojenler ve elektronlar direkt olarak hani serbest bırakılmıyor. Bu hidrojenler NAD dediğimiz koenzim tarafından tutuluyor. Peki bunun açılımı nedir? Nikotin amit dinikleotittir. Açılımı nikotin amit dinikleotit. Bu bir koenzimdir arkadaşlar. Bu hidrojenleri tutarak taşımasını sağlıyor. Yani ileriki evrelere taşınmasını sağlıyor. Peki hidrojenler serbest kalsa ne olur? Hani serbest kalıp o şekilde kullanılsa ne olacak? Hidrojen serbest kalırsa ortamdaki asitliği artırır. Dolayısıyla asitlik artacağı zaman da hücre zarar görür. Bu yüzden de arkadaşlar bir koenzim tarafından tutulması gerekiyor hidrojenlerin. O zaman şöyle diyelim. Bakın besinden ayrılan hidrojenler ve elektronlar direkt oksijene aktarılmaz. Dediğim gibi olay basamak basamak gerçekleşiyor. Önce NAD denilen koenzime aktarılır. Evet, ilk maddemiz buydu. Arkadaşlar, NAD çok kolay okside olan, çok kolay redüklenen bir bileşiktir. Bu yüzden de zaten NAD bileşiği kullanılıyor. NAD koenzimi kullanılıyor. O zaman yazalım. NAD çok kolay oksitlenir. Yani elektron alır ve redüklenir. Yani elektron kaybeder. Redüklenir. Bu yüzden de arkadaşlar oksitleyici ajan olarak görev yapar diyebiliriz. Bu yüzden oksitleyici ajan olarak görev yapar. Peki burada görevli olan enzimler hangi enzimlerdi? Şöyle sayfayı değiştireyim, daha fazla sıkıştırmayalım buraya.
Arkadaşlar burada görevli olan enzimler dehidrogenaz dediğimiz enzimlerdir. Dehidrogenaz enzimleri substratta bir çift hidrojen atomunu yani iki tane elektron, iki tane de proton koparıyor, uzaklaştırıyor ve onu okside ediyor. Nereye gönderiyor arkadaşlar bunu? NADH enzimine. NADH enzimine bağlanıyor. NADH enzimi oksitlenmiş oluyor. Ve böylece artık dehidrogenazın görevi bitiyor. Dehidrogenaz çift yönlü çalışan bir enzimdir. Ayrıca NADH'tan da hidrojenleri ayırır ve redükte eder arkadaşlar. Yani NADH'ı redükler. O zaman şöyle yazalım. Dehidrogenazlar burada görev yapan enzimlerdir arkadaşlar. Bu dehidrogenazlar substrattan bir çift hidrojen atomu. Şimdi hidrojen atomunun yapısında da iki elektron ve iki de proton vardır. Proton artı yüklü, elektron eksi yüklü. Uzaklaştırarak onu okside eder. Yani substratı ne yapıyor? Okside ediyor arkadaşlar. Substrattan elektronu alıyor. Daha sonra arkadaşlar iki elektronu bir protonu NADH'a veriyor. Enzim iki elektronu ve bir protonu. Neden bir protonu veriyor? Birazdan açıklayacağım. Sonuçta bir tanesini ayırdı. İki tanesini ayırdı. Neden birini veriyor? Birazdan açıklayacağım. Bir protonu NADH'a verir. NADH'a verir. Diğer proton hidrojen iyonu halinde çözeltiye bırakılır. Şimdi arkadaşlar bunun sebebi şudur. Hidrojenle elektron yani buradaki iki protonla iki elektron yan yana geldiklerinde nötr bir atom oluşturuyorlar. Bizim NADH enzimimiz bakın dikkat edin farkındaysanız yanına hep artı koyuyorum. Pozitif yüklü bir iyon halinde yani pozitif yüklü bir bileşiktir diyebiliriz arkadaşlar NADH molekülüne. Şimdi NADH molekülüne NADH artı dedik ya iki tane elektron geldi. Bu elektronlardan bir tanesi bunu nötr hale getirdi. Artı bir tane de hidrojen geldi arkadaşlar. Buradaki elektronun bir tanesi de bunu nötr hale getirdi. Ve bizim neyimiz oluştu bakın? NADH molekülümüz oluştu. Peki dışarıda kalan hidrojenlerden bir tanesi ne olacak? Bir tane hidrojen ne olacak arkadaşlar? Bu hidrojen de serbest olarak çözeltiye bırakılır. Bakın bir tane hidrojen de iyon halinde serbest olarak çözeltiye bırakılıyor. Yani direkt NADH2 olarak bağlamamızın sebebi budur. NADH zaten kendisi pozitif yüklü bir bileşik olduğu için buradaki elektrondan bir tanesi bunu nötr hale getiriyor. Bir tanesi de sadece bir hidrojeni nötr hale getiriyor. Dolayısıyla ne oldu? NADH molekülü zaten nötr bir bileşik haline geldi. Buradaki hidrojen de hani başka bir elektron bulamadığı için ne oluyor? İyon halinde bileşiğe serbest olarak bırakılıyor arkadaşlar. Şimdi bu olayı ben size şöyle tepkimi olarak da göstereyim. Bakın NADH molekülü artı iki tane hidrojen. Bu iki tane hidrojen bileşikten ayrılıyor arkadaşlar. Tabii ki burada şöyle göstereyim bakın. NADH molekülü okside oluyor. Bakın iki tane elektron şöyle göstereyim. Şu şekilde gittiği zaman ne olacak arkadaşlar? Bu şekilde gittiği zaman yapısına elektron bağlanmış olacak. Elektron alıyorsa biz buna ne diyoruz? Redükleme diyoruz. O zaman şöyle redüklenir diyeceğiz. Redüklenir ve ne oluşur? NADH molekülü artı hidrojen iyonu oluşur. Tam tersinde eğer ki elektronu verirse ne olacak arkadaşlar? Bu sefer de oksitlenecek. Yani tam tersi de oksitleme olayı olarak geçecek. Zaten şunu açarak gösterirsem eğer yani bu şekilde burada ne var? İki tane elektron var. İki tane de hidrojen iyonu vardır. İyon halinde proton diyoruz zaten buna. İyon halinde görülür. Bu
Bu iki elektronla bir proton nereye gitti? Nadaş molekülüne gitti. Hidrojenlerden bir tanesi de serbest olarak kaldı. Burada görevli olan enzim dehidrogenaz enzimidir. Dehidrogenaz enzimi, bu enzim arkadaşlar unutmayın çift yönlü çalışır. Yani hem redüklemeyi katalizler hem de oksitlemeyi katalizler. Bunu da unutmayalım. Evet, umarım burayı anlatabilmişimdir. Şimdi gelelim devamına. Çok kısa bir yerimiz kaldı. Sonra videoyu bitireceğim zaten. Arkadaşlar, elektron taşıma zincirinden bahsetmek istiyorum. Şimdi buraya kadar nat molekülünden bahsettik. Elektron taşıma zinciri ökaryotlarda, ökaryot hücrelerde mitokondrinin iç zarında arkadaşlar. Aerobik solunum yapan prokaryotlarda ise plazma zarında yerleşmiş olan çoğu proteinden oluşan bir bileşik grubudur diyebiliriz. Yani bir moleküldür diyebiliriz. O zaman ilk önce ETS'nin ne olduğunu bir yazalım. Şöyle diyelim. Elektron taşıma zinciri veya ben elektron taşıma sistemi diyeceğim arkadaşlar. Buna zinciri de diyebiliriz. Kısaca ETS diyeceğim bundan sonra. ETS ökaryotik hücrelerin mitokondri iç zarında prokaryotik aerobik solunum yapan canlılarda ise hücre zarının kıvrımlarında. Arkadaşlar biz bu kıvrımlara özel olarak mezozom diyoruz. Bakterilere gelince mezozomdan bahsedeceğim. Aerobik solunum yapan bakterilerde mezozom dediğimiz yapı vardır. Bahsedeceğiz. Kıvrımlarında yerleşmiş çoğu protein olan moleküllerden oluşur. Bunların çoğu proteindir. Zaten zara yerleştiği için arkadaşlar ne olacak? Ya protein olacak, ya glikolipit, ya glikoprotein gibi yapılar olacak. Şimdi glikozdan uzaklaştırılan elektronlar arkadaşlar nadaş tarafından nereye geliyor? Bu sisteme geliyor. Bu sistemin yüksek enerjili ucu olan tepe noktasına yükleniyor. Tepe noktasına yüklenen elektron, bakın şöyle düşünün. ETS'yi bu şekilde düşünün. Şöyle tepe noktası var burası. Tepe noktası. Şurası da alt noktası arkadaşlar. Alt uç diyebiliriz veya alt nokta diyebiliriz. Nadaştan gelen elektronlar bakın burada serbest bırakılıyor. Serbest bırakılan elektronlar her bir basamakta şöyle aşağı düşüyorlar. Böyle aşağı düşüyorlar. Arkadaşlar her aşağı düştükçe yani her bir basamaktan atladıkça bunlar enerji kaybediyorlar. Dolayısıyla bu enerjiden de açığa ne çıkıyor? ATP enerjisi, yani açık bir enerji çıkıyor. Bu neye dönüştürülüyor? ATP enerjisine dönüştürülüyor. O zaman şöyle yazalım. Glikozdan uzaklaştırılan elektronlar nadaş tarafından zincirin veya sistemin arkadaşlar zincirin yüksek enerjili ucu olan tepe noktasına yüklenir. Daha sonra arkadaşlar düşük enerjili alt uçta ise bu elektronlar ve hidrojenler arkadaşlar oksijen tarafından yakalanıyor ve suya dönüştürülüyor. Yani en altta burada ne varmış? Oksijen varmış. Bu oksijen elektronu artı hidrojeni yakalıyor ve ne oluşturuyor? Su oluşturuyor. Böylece oksijen burada ne görevi görüyor? Son elektron alıcısı görevi görüyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Alt uçta ise bu elektronlar ve hidrojenler Bu elektronlar ve hidrojenler oksijen tarafından yakalanır ve
su oluşturulur. Şimdi ne dedik? Her bir elektron aşağı düştükçe bir enerji açığa çıkıyor ve bu enerjiyle arkadaşlar ne üretiliyor? ATP üretiliyor. Bunu da göstermiş olayım. Burası nedir? ETS'nin böyle kısa bir yeri gibi düşünebilirsiniz. Zaten daha detaylısını anlatacağım. Elektron taşıma sistemi evresi var. ETS evresi, son evre. Burada bahsedeceğiz. Şimdi kısaca arkadaşlar nasıl olur? Bakın, glikozdaki elektronlar nereye gider ilk önce? İlk önce NADH'a gider. NADH olarak yüklenir. Daha sonra ETS'ye gider. ETS'de arkadaşlar oksijen alır. Bakın, oksijen alır. Oksijen de neye dönüştürür? Suya dönüştürür. İşte bu şekilde bir gidiş yolu vardır arkadaşlar. Elektronun izlediği yol diyebiliriz. Elektronların izlediği yol bu şekildedir. Evet, böylece biz ilk girişimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Hani biraz daha anlayabileceğimiz tarzda dönüştürmeye çalıştım. İlk önce Campbell'dan okuyorum. Daha sonra bunu kendi anlayabileceğimiz forma dönüştürüp öyle size anlatıyorum arkadaşlar. Umarım anlatabiliyorumdur. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.